Herkese merhaba. Süper kahramanlarla ilgili bir film izlerken ne sıklıkla keşke benim de böyle süper güçlerim olsa diye düşünürsünüz? Ne var ki bu filmlerin yaratıcılarını hep unutuyoruz. Aslında en fantastik karakterler bile gerçek hayattan esinlenerek yaratılıyor. Bu da bazı insanların süper kahramanlara benzeyen özellikleri olduğu anlamına geliyor. Bu insanlara özenmemek mümkün değil. Birazdan neden böyle dediğimizi anlayacaksınız. Hadi başlayalım. Herkül Genim. Spor tutkunları büyük ihtimalle en az bir kez şunu düşünmüştür. Kaslar neden iki katı daha hızlı büyümüyor ve neden biraz daha güçlü olamıyor? Bisepslerimizin yalnızca 1 santimetre büyümesi için aylarca spor salonunda çalışmak zorunda olmamızın bir nedeni var. Bu nedenin adı miyostatin isimli protein. Hemen bu proteini suçlamayın. Kasların aşırı büyümesini engelleyen bu mekanizma olmasaydı halk gibi kaslarımız olurdu. Bu da kemik ve kalp hastalıklarını beraberinde getirirdi. Büyük ihtimalle bu proteini yeteri kadar üretemeyen hayvanları daha önce görmüşsünüzdür. Derilerinin altından görünen güçlü kasları olan devasa ineklerden ve domuzlardan bahsediyoruz. Peki ama miyostatin insan vücudunda normalden daha az üretilirse ne olur? İşte bu noktada Eddie Hall gibi devler dünyaya geliyor. Şu adama bir bakın. Eddie gerçek bir mutant gibi görünüyor. Miyostatin üretim bozukluğu belli başlı genlerin mutasyona uğramasıyla meydana geliyor. Bu mutasyon sayesinde normalden birkaç kat daha fazla kas kütlesi olan Eddie, 2017 yılında düzenlenen dünyanın en güçlü adamı yarışmasında birinci oldu. Bu adam yarım ton ağırlığındaki halteri kaldırabiliyor. Yağsız vücut. Bu arada birçok sporcu az miktarda yağ almadan birkaç kilogram kas kütlesi elde edemeyeceklerini bilir. Sporcular çok az şeker tüketip yoğun kardiyo çalışmalarıyla altılı karın kaslarını geliştirmekle uğraşırken lipodistrofi sendromu olan insanlar böyle şeyleri önemsemiyor bile. Bu insanlar günlerce koltukta uzanabilir, fast food ya da pasta yiyebilir ve gazoz içebilirler. Ve tüm bunlara rağmen vücutları azıcık bile yağlanmaz. Lipodistrofi kulağa harika gelse de bu bir hastalıktır. Lipodistrofi yüzünden vücut gerekli yağ doku seviyesini koruyamaz. Bu fotoğraflardaki kadın Shero da lipodistrofi hastası. Shero 65 kilodan 50 kiloya o kadar hızlı düştü ki doktorlar Shero'ya damla gıda takviyesi yapmak zorunda kaldı. Çünkü bu sendromun iç organlar üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Özellikle de karaciğer ve kalp üzerinde. Görünüşe göre göbeğinizdeki birkaç yağ katmanı o kadar büyütülecek bir sorun değilmiş, öyle değil mi? Vampir insanlar. Resmi istatistiklere göre dünyada 17 bin kişiden birinin vampir olduğunu biliyor muydunuz? En azından şimdi göreceğiniz kişilerin vampire benzediklerini kabul edeceksiniz. Sinema ve edebiyattaki popüler karakterlerin dış görünüşleri aslında gerçek hayattaki insanlardan ilham alınarak yaratıldı. Ancak bu insanlar kurgusal karakterlerden çok daha zor hayatlar yaşıyor. Öncelikle bu insanlar hipohidrotik ektodermal displazi denen bir hastalıktan muzdaripler ve gerçekten de güneşten, daha doğrusu sıcak havalardan korkuyorlar. Olay şu ki bu anomalide ter bezleri çalışmıyor. Bu da en ufak bir sıcaklık artışının bile vücudun anında aşırı ısınmasına neden olduğu anlamına geliyor. Hindistanlı bu iki erkek kardeş her yarım saatte bir üstlerine su dökmek zorunda. Ayrıca bu sendroma sahip hemen hemen herkes aynı görünüyor. Bu insanların kafalarında ve vücutlarında çok ince kıllar oluyor. Sivri dişleri, bozuk şekilli kulakları ve burunları oluyor. Neyse ki ünlü oyuncu Michael Berryman bu tarz bir anomalinin kolaylıkla bir süper güce dönüştürülebileceğini kanıtladı. Michael birçok televizyon dizisinde ve filmde rol aldı. Bunlar arasında Hills Have Eyes, Star Trek ve X-Files'da bulunuyor. Sizce de bu adam çok havalı değil mi? Her şeyi hatırlamak. 4 yıl önce yaptığınız bir kahvaltıyı hatırlamaya çalışın. Eğer hatırlamıyorsanız hipertimezi testini geçemediniz demektir. Dünyada bu tarz soruları hiç zorlanmadan cevaplayabilecek 50 kişi bulunuyor. Bu insanlar hayatlarındaki her bir günü en ince ayrıntısına kadar hatırlıyorlar. Örneğin 10 Temmuz 2011 yılında işe giderken hangi kıyafeti giydiklerini bile hatırlıyorlar. Bu olağanüstü otobiyografik bellek ilk olarak 2000'li yılların başında Jill Price isimli bir kadında keşfedildi. Ve araştırmacılar o zamandan beri bu olayın gizemini çözmeye çalışıyor. Hipertimeziye sahip en genç hasta Jack Huster, beynini bir iPhone takvimine benzetiyor. Ancak bu durumun o kadar da havalı olmadığını söylüyor çünkü beyin en sevimsiz anıları ve başarısızlıkları bile saklamaya devam ediyor. Çelişkili dahiler.
Sadece bir yeteneği olan süper kahramanlar yalnızca çizgi romanlarda değil, aynı zamanda gerçek hayatta da varlardır. Şu anda ekranda gördüğünüz insanlar da bunlardan bazıları. Bu insanlar zihinsel gelişim bozukluğu ile birlikte özellikle bazı alanlarda inanılmaz yetenekli oluyorlar. Buna savant sendromu deniyor ve bu sendrom çok nadir görülüyor. Öyle ki savant sendromu dünyada milyonda bir görülüyor. Bazen kafa travmalarından sonra görülebilse de bu bozukluk genelde otizm hastalarında gelişiyor. Mesela Derek. Bu adam kör ancak aynı anda iki piyano kullanarak en karmaşık sonatları bile çalabiliyor. Süper görme yeteneği. Cyclops gibi gözlerinizden lazer ışını çıkartabilseydiniz harika olurdu. Peki ya dünyayı çok daha renkli görseydiniz? Eğer bilmiyorsanız renkleri görme konusunda kabiliyetlerimizin çok sınırlı olduğunu söylememiz gerek. Ortalama bir insan yalnızca 1 milyon renk tonu görebiliyor. Ancak Newcastle Üniversitesi'nde çalışan nörobilimcilerin yürüttüğü bir araştırma, dünyada insanüstü görme yeteneğine sahip insanlar olduğunu ortaya koydu. Bu insanlar etrafı 10 kat daha renkli görüyor. Bu eşsiz mutasyon sayesinde 10 milyona kadar renk ayırt edebilen bir X-Men üyesi olmak mümkün. Ancak sanatçı Concetta Andico bundan da fazla renk tonu görebiliyor. Bu kadın tam 100 milyon renk tonu ayırt edebiliyor. Bu kadının dünyayı ne kadar renkli gördüğünü hayal etmek bile imkansız. Concetta duygularını resim çizerek anlatmaya çalışıyor. Ne yazık ki yalnızca onun gibi süper yetenekleri olan insanlar Concetta'nın resimlerini gerçek manasıyla görebiliyor. Tamamen hissiz olmak. Dünyada çok az insan acı hissi olmadan doğuyor. Kalıtsal, duyusal ve otonom nöropati tip 4'ü olan insanlara sıcak ocak ya da kaynar su o kadar da sıcak gelmez ve ellerinde tuttukları kar topunun soğukluğunu çok zor algılarlar. Tabii ki bu durumda genetik bir mutasyondan kaynaklanır. Bu mutasyon sonucunda acı, sıcak ve soğuk hissini beyne iletmekle sorumlu sinir hücrelerinin çalışması engelleniyor. Doğuştan hissiz olan insanlar sık sık yaralanır ve hatta kemiklerini kırarlar. Amerikalı Ashland Blocker da bu durumdan muzdarip. Ashland'in çocukluğundan kalma bir sürü ürkütücü hikayesi var. Örneğin Ashland 2 yaşındayken sıcak egzoz borusuna dokunmuş ve birkaç gün boyunca kırık ayak bileğiyle etrafta koşuşturmuş. Tabii ki Ashland artık bu kadar sık yaralanmıyor. Yine de çok dikkatli olması gerekiyor. Muhteşem dayanıklılık. Dünyada inanılmaz derecede dayanıklı insanlar vardır. Bunun nedeni ise ırsi ve doğuştan oluşan primer polisitemidir. Polisitemi, kırmızı kan hücrelerindeki yani al yuvar sayısındaki artışı betimliyor. Bildiğiniz üzere al yuvarlar oksijen taşır. Al yuvar sayısındaki artış, dayanıklılık egzersizlerini daha rahat yapmanızı sağlar. Hem de çok rahat yapmanızı. Örneğin polisitemi hastası olan Finlandiyalı kayak krosçusu Eero Monreata, 4 kış olimpiyatında tam 7 madalya kazandı. Ancak bu adamı kıskanmamalısınız. Çünkü bu hastalık birçok komplikasyonu beraberinde getiriyor. Buna kalp krizi ve tromboz da dahil. 4 saatlik uyku. Sabahları kafanızı yastıktan zar zor kaldırıyor, ayılmanız tam 1 saat sürüyor ve sonunda işlerinizi yapmak için hiç zamanınız kalmıyor mu? O zaman değişme zamanı geldi. Şimdi bahsedeceğimiz şey yıllardır bilim dünyasından gelen en iyi haber. Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, günde yalnızca 4,5 saat uyuyan ve hiç yorgun hissetmeyen bir ailenin genleri üzerinde çalıştı. Daha sonra bilim insanları, farelerin genleri üzerinde yapay olarak bu ailenin genlerine benzer değişiklikler yaptı. Ve fareler ortalama olarak normalden 55 dakika daha az uyumaya başladılar. Bilim insanlarının söylediğine göre bu olaydaki en iyi şey genlerde yapılan bu mutasyonun herhangi bir negatif yan etkisinin olmaması. Geniniz değiştikten sonra yalnızca daha az dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz ve daha da önemlisi bunun er ya da geç tüm insanlarda gelişecek yeni bir özellik olacağına inanmak için birçok nedenimiz var. Zamanla göreceğiz. Olağanüstü esneklik. Herkesin vücudunda fibrilin üretiminden sorumlu bir gen vardır. Bu protein bağ dokularını güçlendirir ve vücuda esneklik sağlar. Ancak 5000 kişiden birinde bu iyi bilinen mekanizma doğru işlemez ve gen çalışmayı durdurur. Bu garip bozukluk doğuştan gelir. Öncelikle bu bozukluğa sahip insanlar inanılmaz esnek olurlar. Mesela parmaklarınızı ya da dizlerinizi bu kadın gibi bükebilir misiniz? Aşırı hareketliliğe ek olarak Marfan sendromuna kalp sorunları da eşlik eder. Ancak sanırız doğa bu sağlık sorunlarını telafi etmeye karar vermiş. Çünkü bu sendroma sahip insanlar genelde ortalama insanlardan daha yüksek IQ'ya sahip olurlar.